Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben direkt kalkar kalkmaz yüzünü yıkayanlardanım. Çünkü hani bazı kesime bakıyorum, dışarı çıkmadığı süre içerisinde evin içindeyken yüzünü yıkamaya biliyorlar. Ben yüzümü yıkamadan hiçbir şekilde ne yemek yiyebiliyorum, ne kahvaltı edebiliyorum, ne başka bir şey yapabiliyorum. Hani temizlik bile yapamıyorum yüzümü yıkamadan. Her neyse, bu gereksiz bilgiyi de verdikten sonra kendime kahvaltı hazırlayacağım birazdan. Çünkü hemen uyanır uyanmaz yemek istemiyorum. Bir şey yani canım çekmiyor. Biraz zaman geçsin, kahvaltı hazırlayacağım. Gün başlasın. Bu arada odanın şöyle şeklini değiştirdim arkadaşlar. Şöyle karşılıklı aldım üçlü koltukları. Tamam, vereceğim mamanayı. Bak elimde. Yemek masasını buraya aldım. Zaten kullanıyor musun diye sor. Kullanmıyorum. Böyle bir köşeye attım yani. Bunları da buraya böyle koydum. Lambalarımı da böyle. Bu da burada duruyor. Halıları zaten kaldırmıştım. Bu arada televizyonumuz arkadaşlar kendiliğinden yani fabrika hatalı olarak hatalı bir üründü. Bugün öğleden sonra çok şükür artık nihayet yenisiyle değiştirecekler. Onlar da herhalde bizim haklı olduğumuzu anladılar çok şükür. İlk başta değiştirmeyi hani çok yanaşmalar, ikna etmeye falan çalıştılar. İşte şaşesini değiştirelim, anakartını değiştirelim, öyle yapalım. Dedim hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Ben değişim talep ediyorum çünkü ben her gün eve servis çağıramam dedim. Çok şükür onlar da anladılar herhalde bir şeyleri. Daha ferah oldu ya. Sıkılırsam bir daha değiştiririm artık. Kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Kahvaltı dediğim ne biliyor musunuz? O yüzden de göstermedim. Haşlamaya bir şey bulamadım yumurtamı. Yani bir tanesinde pilav vardı, bir tanesinde de bulamadım nedense. Nerede bilmiyorum. Komik bir şekilde. Neyse dedim bugün herhalde normal klasik kahvaltımı yapamayacağım. Dünden kalan patates salatası vardı dediğim gibi. Ondan şöyle 3-5 tane ağzıma attım. Patatesten. Bir de çay içiyorum yanında. Form çayı. Doğadan form çayı içiyorum. Bu akşam yemeğinde de biraz tavuklu salata yapacağım. Marul, yeşil soğan. Ondan sonra acaba domates. Ve biraz da tavuk koyarak yani protein açısından. Öyle bir salata yapıp yiyeceğim. Zaten onu gösteririm. Yumurta hani klasik kahvaltımı yapamadığım için size göstermedim. Böyle Egemen dolaşıyor evin içinde. Oturuyoruz. Anıl'ın da işi varmış. Arkadaşıyla yüzük bakacakmış. Arkadaşı Evren teklif edecekmiş sevgilisine. Ona yüzük alacaklarmış. Anıl'a demiş sen bu işlerden anlarsın. Anıl çok anlar ama. Neyse hadi gitsin bakalım dedim. Hadi git bakalım. Ondan sonracığıma biz de Egemen Toşum'la beraber evde takılacağız. Akşam yemeğinde 4'ten geciktirmeyeceğim. En geç 4'te yiyeceğim. Anıl'la beraber ben de dışarı çıkarım. Çünkü dün yürüyüşe falan gitmedim. Yürüyüşe giderim. Yürüyüş yaparım biraz. Yürürüm sahilde. Bugün biraz daha enerjiyim. Dün falan hiç enerjik değildim ama bugün daha iyiyim. Acaba diyorum evin hani şeklini değiştirir mi? O biraz etki etmiş olabilir mi bilmiyorum. Belki de etmiştir. Görüşürüz. Burada da şöyle dün spor ayakkabımı yıkadım çamaşır makinesinde, attım, biraz daha iyi oldu tabii ki o kirli haline göre bir tık daha iyi oldu ama hiçbir zaman tabii ki ilk alındığı gibi maalesef olmuyor, hala çok ıslak, rahat bu 2-3 gün burada durur diye düşünüyorum. Ve şuraya bakar mısınız? 50 kilo patates var arkadaşlar. Burada Egemen'i şöyle bebeklik küvetine koyduk.
Dün patatesçi geldi, 10 kilosu 10 lira dedi. Ben de anala koş dedim, al gel. O adamların patatesi güzel oluyor dedim. Böyle kızartmalık çok güzel kızarıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz her patates kızarmıyor. Ondan sonra baktım, bir şeyler konuştular. Sonra yanındaki çocuk bir tane şeyi, çuvalı omzuna attı. Geliyorlar yukarı. Dedim ne oluyor? Herhalde bu çuval aldı. 50 kilosunu 40 lira demişler. Ama Anıl 35'e almış. 50 kilo patatesi 35'e almış arkadaşlar. Herhalde 70 kuruşa falan geliyor. Yani inşallah dedim bir şey olmaz, bu kadar patatesi aldın ama bol bol artık patates salatası mı yaparız, kızartması mı yaparız, püresi mi yaparız dedim. Her şeyini yaparız artık dedim yani. Burada bu odada duruyor çünkü yeşillenmemesi gerekiyor. Güneş almaması gerekiyor. Biraz da hani serin olması gerekiyor. En uygun odayı bu oda olarak gördüm. Zaten burası boşa da biliyorsunuz. Bu şekilde. Şu an tavuklu salata için güzelce şöyle tavuklarımı dilimledim. Ve bunları şöyle sırayla, yalnız altını biraz bence kısalım. Sırayla böyle diziyorum. Bu bir tane yarım göğüs. Bayağı çıktı ama. Ben az bir şey yiyeceğim. Gerisi vallahi Anıl'ın. Otursun yesin. Babam da bugün geliyor. Bugün cuma bu arada. Ona da dünden şey vardı. Nohut var. Nohut yemeği. Etli nohut yapmıştık. Ona kadar kaldı. Ben dedim zaten benim canım salata istiyor. Salata yaparım tavuklu. Anıl dedi ben de yerim. Bu şekilde. Saat 3 oldu bu arada. Marullarımı doğrayıp yeşil soğanımı, domatesimi, hani salatamı hazırlayana kadar ve Anıllar da gelene kadar yarım saat 45 dakika geçer yüksek ihtimalle. Bunları da güzelce pişireceğim çünkü. İşte geliyorlar. Geliyor Egemen Toş'um nihayet. Özledim ya. Egemen Toş'umu. Uykusuzluktan ölmüştür. Çok uykusuz gelmiştir. Çok. Egemen. Bay bay. Bay bay. Ye. Gel. Gel evine. Yoruldun mu? Birazdan seninle de çıkacağız biz. Ama bu sefer bebek arabasında olacaksın. Gel bakalım. Gel Egemen Toş. Gel Egemen Toş, gel. Gel. Egemen, gel bakayım. Gel buraya. Gel, mamanı ye hadi. Hadi sen mamanı ye. Bizim de akşam yemeklerimiz hazır. Benim böyle burada salatam. Anıl'ın da burada. Ona sezer sos da ekledim ayrıyeten. Hadi bakalım. Akşam yemeğimiz böyle oldu bugün. Televizyonumuz değişti arkadaşlar. Çok bir fark yok. Zaten aynı model geldi. Ama inşallah bunda o diğer yaşadığımızdaki gibi sorun yaşamayız. Çünkü gerçekten çok büyük sorunlar yaşamıştık. Hadi bakalım yeni televizyon bize hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yürüyüşe geldik. Migros'a girdik yürüyüşte. Bundan sonra bir A101'e gideceğim. Ha evet. Bu da tatlı ama. Nereye takılıyor? Neye koyuluyor ya? Bunlar? Televizyon oraları mı? Yok, normalde de bu beşikler var ya. Ha. İster misin? Ay yoruldum. Eve doğru gidiyorum şimdi. Bir şeyler de aldım. Onları da gösteririm. Eve gidince. 2 saattir dışarıdayım. Böyle yürüyoruz. Market dolaşıyoruz. Yürüyoruz. Şimdi eve girdim arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Babam da 1 saat, 1,5 saat sonra filan tahminimce gelir. Şöyle ufak bir şeyler aldım. Onları hemen göstereyim. Ondan sonra da burada size artık veda edeyim. Zaten bundan sonra bir şey yapmayız. Babam gelir, öyle otururuz. Köz köz. MasterChef'e bakarım. Favorim kesinlikle MasterChef izlemek her akşam. Yeni bölüm olması benim için çok güzel bir şey. Hani oyalanmak açısından. Ben bu arada aslında mavi takımı sevdim.
Ama nedense kırmızı takımla daha böyle bir çok şey yaptım. Hani hoşuma gitmeye başladı. Bilmiyorum neden. Halbuki ben hani mavi takımcı olurdum aslında ama bir yanım bir tık kırmızı takım gibi geliyor ve favorim. Ya favorim değil ama yüzde bence 99 birinci olacak kişi bana Barbaros gibi geliyor. Barbaros çok yetenekli. Emir var. Onu yetenekli olarak görüyorum. Ondan sonra Berk var. Bence o da yetenekli. Hani hep böyle erkek sayıyorum. Genelde zaten şefler böyle erkek daha iyi oluyor. Neyse nereden nereye geldik? Hemen aldıklarımı şöyle kısaca bir göstereyim size. Şimdi şunları ve bunu A101'den aldım. Fairy Platinum aldım. Bunu çok seviyorum, platinum olanını. Ve leke de çıkartma özelliği var. Islak mendile birazcık koyuyorum ve o lekeli yeri sürüyorum. Anında çıkarıyor. Bembeyaz perdemdeki lekeyi bile çıkartmıştı. Fairy Platinum'u çok seviyorum dediğim gibi bundan aldım. Bir tane şöyle Torkun'un laktozsuz sütü gelmişti. Rahat sindirim için. Yani normalde oturup süt içmem ama kahvelerimin içine koyarım diye düşündüm. Hani hem rahat olsun. Şöyle bir tane tam yağlı süt aldım. Ev için. Crop Dust'ın büyük boy çöp torbasını aldım. Çilek kokulusu güzel. Lavantalısını kullandım. Limon da güzel. Hepsini sırayla alıyorum. Deniyorum bakalım. Bunları da şöyle Migros'tan aldım arkadaşlar. Klasik Egemen'in muzlu muhallebili bebe lakka oldu. Şöyle 3 tane aldım. Bunu gerçekten çok fazla seviyor. Ben bunu normalde portakallısını, sıkma portakalını seviyordum, içiyordum. Ama böyle karışığını gördüm. 5 meyveli diyor ve bu şişeye sığdırdı. Kesinlikle %100 diyor. Meyve oranı %100. Başka bir şey de kullanmamışlar. Portakal suyu, elma suyu, elma püresi, nar suyu, greyfurt suyu ve mandalina suyu. Ben bir de mandalina suyunu ayrıca çok severim. Bilmiyorum neden. Şöyle bundan aldım. Bir tane Egemen için. Normalde Prima'nın şu an bezi var. Lastikli. Giydirmeli bezden var. Cırt cırtlı değil ha. Kilot bezden. Ondan kullanıyorum. Geceleri onu takarım dedim. Gündüz de bundan alayım dedim. Şimdilik idareten şöyle. Ha, 21 adet diyor. 21 adet. 5 numara. 19.90 liraydı. Bir de şöyle Doğada'nın yeşil çayı var arkadaşlar. Bitmişti bundan. Ama ben açay ve ananaslı olanı aldım. Çünkü sade yeşil çayı hiç sevmiyorum. Ve veda zamanı artık. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bol bol aslında video çekmek istiyorum. Ama işte dediğim gibi sıcaklar bir yandan, Egemen bu aralar durmuyor bir yandan. Hani kışın böyle konsantrem daha fazlaymış gibi hissettim kendimde. Neyse yine çekebildiğim kadar çekiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın sakın. Beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.